Amerika'da da kuşkusuz geniş yankı buldu Türkiye'de yaşananlar ve Amerika Başkanı Barack Obama olağanüstü bir toplantıya çağırdı. Hemen aktaracak olursak o toplantıda neler yaşandı? Barack Obama tüm ulusal güvenlik ekibini çağırdı. Çünkü Amerika için çok kritik bir ülke Türkiye ve Türkiye'de yaşananlar Amerika için önemli. O toplantıdan çıkan mesajı hemen özetleyecek olursak, Türkiye ile terörle mücadelede ortak çabalarımız aksamamalı dedi Amerika Başkanı Barack Obama. Bugün bu toplantı gerçekleşti Obama liderliğinde ve son gelişmeler ele alındı Türkiye'deki. Yazılı bir açıklama yapıldı Beyaz Saray'dan. Başkan Obama ulusal güvenlik ve dış politika ekibinden Türkiye ile ilgili durum, Türkiye'deki durumla ilgili bilgi aldı öncelikle ve toplantıda demokratik seçimle iş başına gelmiş Türk hükümetine desteğinin devam ettiğini söyledi Barack Obama ve toplantı sonrasında yapılan açıklamada Başkan Obama ekibine Türk meslektaşları ile birlikte çalışarak Türkiye'deki Amerikan diplomatik temsilcilikleri ve askeri tesislerindeki personelle ailelerinin güvenliğinin garanti altına almaları için talimat verdi. Olaylar sırasında herhangi bir Amerikan vatandaşının zarar görmediği belirtildi Beyaz Saray açıklamasında ve başkan ve ekibinin meydana gelen her türlü can kaybından dolayı duydukları üzüntü dile getirildi bu açıklamada. Ayrıca Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Türkiye'deki bütün ilgili tarafları hukuk düzeni içinde hareket etmeye çağrıldı bu toplantıda. Bu toplantıdan çıkan açıklamada daha çok şiddet ve istikrarsızlık anlamına gelecek davranışlardan kaçınılması son derece önemli olduğu vurgulandı ve açıklamaya göre Başkan Obama, Türkiye ile işbirliğinin devam etmesinin önemli olduğunu, ortak alanlar bulunduğuna dikkat çekti ve özellikle teröre karşı mücadelenin aksamaması gerektiğini vurguladı. Açıklamada Barack Obama'nın ekibinden durumla ilgili sık sık yenilenmiş bilgileri, Türkiye ile ilgili bilgileri aldığı da eklendi bu bilgiler arasında. Bir Savunma Bakanlığı yetkilisi bir haber ajansına verdiği bilgide IŞİD'e karşı düzenlediği operasyonlarda İncirlik Ünsü'nü kullanıyor Amerika önderliğindeki koalisyon güçleri kuşkusuz. Bu nedenle kısa bir süreli kapanma oldu İncirlik Ünsü'ndeki operasyonların durdurulduğu yönünde bilgi verdi. İsmini açıklamayan bir Savunma Bakanlığı yetkilisi. Hava sahasında kapanmasından ötürü bu operasyonlar aksadı. Aynı zamanda kısa süre içinde başlaması için bu operasyonların da talimat verildi. Başka ne tür açıklamalar var? Sadece Beyaz Saray'dan açıklama gelmedi. Amerika'nın bütün gündeminde yer alan bir durum bu. Ulusal güvenliğini de ilgilendiriyor. Başkanlık seçimine de kuşkusuz açıklamalarına yansıdı. Donald Trump'ın bir açıklaması var. Çok dikkat çekici. Donald Trump dünkü başarısız darbe girişimi ve sonuçlarıyla ilgili yaklaşan seçimleri kurultay döneminde kızışan açıklamalar yapıyor kuşkusuz. Oradaki açıklamada Türkiye'deki İsyan, Obama ve Clinton'ın başarısızlığı dedi Donald Trump. Sözü bir noktada Orta Doğu'ya getirdi Donald Trump ve Türkiye'deki ayaklanmaya tanık oluyoruz. Bu Obama'nın ve Hillary Clinton'ın başarısızlığının yeni bir göstergesi. Dokundukları her şey korkunç, ölümcül sonuçlara yol açıyor diye konuştu Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump ve bu iddiasına açıklık getirmedi. Sadece böyle bir iddiada bulundu. Türkiye'de çok sayıda dost var dedi Donald Trump ve harika insanlar, muhteşem insanlar. Hepsine iyi dileklerimizi sunuyoruz. Bir zorluğu çözmeye çalışıyorlar. Onlara iyi dileklerimizi sunuyoruz. Dün gece çok büyük acılar yaşandı. Ancak umarım çözülecek dedi başkan adayı Donald Trump. Amerika gündeminde çok geniş yer aldı demiştik. Başka neler oldu? Amerikan gazeteleri elbette manşetlerine taşıdı. Hemen Washington Post gazetesiyle başlamak istiyorum. Washington Post gazetesi manşetinde yer verdi Türkiye'de yaşananlara. Büyük bir fotoğraf görüyorsunuz önünde. Washington Post gazetesi tankın üzerine çıkmış. Askerlerin terk ettiği tankları ve üzerine çıkmış sivil vatandaşlardan oluşan büyük bir fotoğrafla aynı zamanda gazetenin içinde de geniş olarak haber yer aldı. İki tam sayfa şeklinde ön manşet dışında. İçinde neler yazıyordu? İncirlik Hava Üssü'nün başta olmak üzere NATO için IŞİD'e karşı yürütülen operasyonlardaki önemi vurgulandı Washington Post gazetesinde Türkiye'nin. Çünkü Amerikan kamuoyuna Türkiye'nin önemini açıklaması gerekiyor.
gerekiyor gazetelerin. O yüzden öncelikle bu vurgulandı. Türkiye'de yapılan darbe girişiminin NATO üyesi ve Amerika'nın güvenilir müttefiki Türkiye için bir felaket yorumunda bulundu Washington Post gazetesi. Özellikle İncirlik Hava Üssü'nü başta olmak üzere NATO üyeleri için IŞİD'e karşı yürütülen operasyonlardaki öneminin altı çizildi Türkiye'nin bu haberde. Aynı zamanda İncirlik'te yaşanacak en ufak bir gecikmenin de teröre karşı yürütülen mücadelede çok etkili olabileceği vurgulandı. Hatırlanacağı üzere IŞİD terörü sadece dünyanın değil, Avrupa'nın ya da Amerika'nın değil, Türkiye'nin de sık sık maruz kaldığı saldırılara imza atıyor. O nedenle IŞİD'e karşı mücadelede bu tür bir darbe girişiminin ne kadar önemli rol oynayabileceği yorumu yapıldı. Bir başka editoryal bir yazı da yazıldı Washington Post gazetesinde. Her ne kadar Obama yönetimi Erdoğan liderliğindeki AKP hükümetine karşı kızgın olsa da, ordu ile iletişimin daha rahat olduğunu düşünse de, Türkiye'de bir darbe, Amerika'nın Türkiye'ye yapacağı bütün yardımların kesilmesi ve Türkiye'de bulunan askeri tesislerden çekilmesi için gerekli yasal uygulamaları tetikleyebilir. Bu da IŞİD'e karşı operasyonların büyük darbe alması anlamına gelir dedi Washington Post'un editoryal yazısında. Bu darbe girişiminin başarısız olsa bile Avrupa Birliği'ne girmeye çalışan Türkiye içi çok daha zor duruma soktuğuna işaret edildi bu yazıda. Hemen diğer gazetelerin manşetlerine geçecek olursak, New York Times'da geniş bir şekilde yer aldı. Onu da hemen göstereyim izleyicilere. Yine en büyük şekilde, büyük tam sayfa olarak verildi New York Times'ın manşetinde de. Türkiye'de gerçekleştirmeye çalışılan darbe girişimine geniş yer ayrıldı dediğim gibi. Türkiye'de dün akşam saatlerinden beri yaşanan olağanüstü durumu, Türkiye darbe girişimiyle sarsıldı, Erdoğan'ın hakimiyeti belirsiz başlığıyla verdi New York Times. Türkiye'de şiddet dolu uzun bir gece yaşandığına dikkat çekti. Bu durumun kaotik Orta Doğu'da bulunan ve NATO'nun kilit bir üyesi, Amerika'nın ise önemli bir müttefiki olan Türkiye'yi istikrarsızlaştıracağını ifade etti New York Times gazetesi. Ve Erdoğan'ın darbe girişiminde bulunan askerlerin kendisine suikast girişiminde bulunduğunu söylediğinin altı çizildi. Haberde ayrıca Erdoğan konuştuktan sonra onu destekleyen pek çok kişinin camilerin hoparlörlerinden de yapılan çağrılara uyarak darbe girişimini protesto etmek için sokaklara dökülmesi de geniş şekilde verildi. Hemen Amerika'da yayınlanan diğer gazeteleri de kısaca göstermek istiyorum. Wall Street Journal'da Türkiye'yi darbe girişimi sarstı diyor. Yine sokaklara çıkmış, tanklara karşı yürüyen sivil vatandaşlar görülüyor buradaki fotoğrafta ve bütün Amerika'daki gazetelerde olduğu gibi Türkiye'yi demokrasisine yapılmış bir darbe girişimi olarak yorumu yapılmış Wall Street Journal'da da. Ve Türkiye demokrasisini, ekonomisini ve IŞİD'le mücadeleyi önemli ölçüde etkileyebileceği yorumunu yapmış Wall Street Journal gazetesi de. Hemen bir başka gazeteye de kısaca göz atacak olursak, yine Türkiye'yi Boston Globe, Amerika'nın yine en çok okunan gazetelerinden Boston Globe gazetesinde yer alan haberi de kısaca gösteriyorum size elimdeki aletten. Orada da Türkiye'de kaosa ve korkuya yol açtığı yorumu yapılmış. Hemen şu köşede belirtilen ve tam sayfa girmeye çalışıldı. Hatırlanacağı üzere Türkiye'de bu olayların yaşandığı saatler Amerika'da akşamüstü saatlerini gösteriyordu. Pek çok gazete yayına girmişti ve her ne kadar birçoğu tam sayfa olarak manşetlerine taşısa da ön sayfalarda görmeye çalıştılar. Türkiye'de kaos ve korku ortamı yaratıldı dedi. Hemen Amerikan televizyonları bu Türkiye'de yaşananları nasıl verdi, ona da kısaca değinecek olursak, gece boyunca sabaha kadar Amerikan televizyonları İstanbul sokaklarından canlı bağlantılarla aktardı Türkiye'de yaşananları ve uzmanlar görüşlerini yer aldı. Dediğim gibi Amerikan yönetiminden de yakinen izlendi. Olağanüstü Ulusal Güvenlik Ekibini topladı Amerika Başkanı Barack Obama. Bugün ve yarın da Amerika yönetimi ve medyası ve Amerika'da yönetimi yürüten her kademe Türkiye'deki gelişmeleri izliyor olacak. Biz de yayınlarımızla, ayrıntılarla buradan Amerika'nın sessiz stüdyolarından sizlere aktarıyor olacağız her türlü gelişmeyi. Şimdilik Amerika'daki yansımaları böyle. Son bir not daha aktaracak olursak, şu anda
Fethullah Gülen'in yaşadığı Pensilvanya eyaletinde bir grup Türk vatandaşının bu darbe girişiminin onu destekleyen isimler tarafından yapıldığı iddiası nedeniyle protesto için evinin önünde toplandığı bilgisi geldi. Henüz o protesto başlamış değil, ancak Fethullah Gülen'in yaşadığı bir kompleks var hatırlanacağı üzere burada Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde. Orada bir grup Türk vatandaşının, Amerika'da yaşayan Türk'ün protesto için evinin önünde toplandığı bilgisi geldi. Daha fazla bilgi geldikçe dediğim gibi yayınlarımızda buradan Washington'dan aktarıyor olacağız.